Buyurun hocam. Buyurun Sevinç Hanım, hoş geldiniz tekrar. Yine bir açılışla başlayayım. Hoş Sevinç bulduk. Erbulak kimdir? Biz biliyoruz, zaten biliyoruz ama çocuklarımız da daha ince detay öğrensinler istiyoruz. Nerede, ne zaman doğduğunuzla başlayalım. Ya bu en zor kısım. Çünkü hani ben mesleğimle ilgili de bilebildiğim kadarıyla sorulan soru, cevaplarını bildiğim sorularla ilgili de yani gayet akışkan hayatımı anlatabiliyorum ama insanın kendini tabii tariflemesi çok talihsiz oluyor. Ne anlatabilirim ki yani? Ben İstanbul doğumluyum. Anne, baba, abla, kuzen, her türlü sanatın her yerine dalından bir parmak bal çalmış kocaman bir ailenin 1975 doğumlu kız çocuk, iki kız çocuğundan bir tanesiyim, küçük olanım. Dediğim gibi sanatçı bir aileden geliyorum. Rahmetli babam komedyen, karikatürist, ressam, oyuncu, sinema oyuncusu, yazar. Annem oyuncu ve yazar. Ablam oyuncu, yazar ve eğitmen. Kuzenim Dahan oyuncu, yayın evi sahibi. Yani hepimiz, ben de oyuncu, yani tiyatro, sinema oyuncusu ve sahne uygulaması eğitmeniyim. Kendi mesleğimin eğitmenliğini yapıyorum. Arkadaşlar, yaklaşık 30 senedir profesyonel olarak sahneye çıkıyorum. 32-33 senedir de 32 sene önce sahneye atılmakla başladım. Onu anlatırım sohbetimizin belli bir yerinde. Öyle bir soru geldiğinde ilk nasıl çıktım sahneye. Aslında sanatçı bir anne babadan gelmekten ötürü hep şey zannediliyor. Yani onların mesleğine özenmek ve başka ne yapabilirim ki deyip bu mesleği seçmek üzerinden kuruyorlar bizlerin hayatını karşıdan bakınca. Ama öyle değil arkadaşlar. Ben sizin yaşınızdayken benim arkadaşlarımın anneleri bana göre normal anne babaydı. Bu ne demek? Normal anne babalar sabah erken kalkarlar. Hepsinin farklı işleri vardır. Hayatlarını idame ettirdikleri ve evlerini geçindirdikleri. Sabahları işlerine giderler. Akşam mesai saatinin bitiminde ne iş yapıyor olurlarsa olsunlar, evlerine dönerler. Bir akşam yemeği sofrasında buluşurlar. Birbirlerine bak, oradan bakayım kim o? Alya Duru böyle kafasını sallıyor. Tam o ailenin çocuğu demek ki. Güzel böyle birbirlerine merhaba Alya hayatlarını anlatırlar ve o gece yatarlar, ertesi sabah gene işlerine kalkarlar. Bu benim için sizin yaşlarınızdayken normal bir aile modeliydi. Benimkiler anormal aile modeliydi. Neden böyle diyorum? Benimkilerde bana göre normal ailelerin çocuklarının anne babaları eve döndüğünde ve akşam yemeği hazırlıkları başladığında evden işlerine çıkan anne babalardı. Niye böyle söylüyorum? Tiyatro, hepiniz eminim hayatınızda tiyatronun ne olduğunu da biliyorsunuz. Bilmeyenler varsa hemen sorsun. Çok güzel anlatmaya çalışırım elimden geldiğince. Benimkiler de akşam oyun oynamak üzere dışarı çıkıyorlardı. Benim onlara duyduğum özlem ve anne babasını sizin yaşınızda olup daha çok görmek isteyen bir küçük kız çocuğu olarak ben başladım kendimi onların iş yerine taşımaya. Onların iş yeri neresi? Tiyatro. Tiyatro sahnesi. Tiyatro sahnesine taşınamıyorum çünkü onun üzerinde bir oyun var ve her gece bir oyun oynuyorlar. Ben de kendime kuliste bir dünya yarattım. Ve kulisteki dünya, evdeki dünyamı ezip geçiyordu. Çünkü en sevdiğim oyuncaklar, ertesi günün okul ödevleri, her şeyim, yatağım, en güzel yataklarım, en güzel perdelerim, en sevdiğim kıyafetlerim tiyatronun kulisindeki sevinç odasındaydı. Evi daha çok otel olarak kullanıyordum çocukluğumda. Gide gele, gide gele, onların o böyle o kalabalık, o koca koca masalarda oyunlar arası yedikleri yemekler, prova şakaları, oyun şakaları derken dünyada sanki başka hiçbir meslek yok zannettim. Ki çok var yani. Ki ben de çok meslek değiştirdim. Onları da anlatırım sohbetimizin bir yerinde. Ondan sonra da oyuncu olmaya karar vererek bu işin okulunu okudum. En kısa hayatımın özeti bu. Yaklaşık işte size dediğim gibi 28 senedir mezun olduğum okulda eğitmenlik yapıyorum. Bu sene şehir tiyatrolarının da benim kişisel tarihimde 30. senemde de oyunculuğa devam ediyorum arkadaşlar. Harika, harikasınız. Hayatımın kısa özeti bu hocam. Yani evet, böyle dolu dolu bir hayatın en kısa şekli bu olabilir ama şimdi anne ünlü bir tiyatro sanatçısı Füsun Erbulak. Baba yine öyle, Altan Erbulak rahmetli. O kadar güzel bir aileden gelmişsiniz ki dolu dolu. Yani
Bizim birçoğumuz aslında kırsalda, yani taşrada olduğumuz için tiyatroya gitme imkanı olmayan insanlarız. Belki çocuklarımız, şimdi Hakkari'den öğrencilerimiz var, Urfa'dan var. Hani ben bir nebze olsa Ankara'da büyüdüm. Zaman zaman tanıştım, tiyatroya gittik ama tiyatroyu anlatın bize. Tiyatro nedir? Nasıl bir duygu? Ben çok seviyorum, yani tiyatroyu çok seviyorum ve öğrenciler de öğrensin istiyorum aslında. Bize tiyatroyu anlatın. O zaman ben çocuklara bir soru sorarak başlayayım. Belki biri söz isteyerek cevap verebilir. Ben tiyatronun ne olduğunu anlatacağım, o benim sözüm olsun. Ama insanın oyun oynamaya başlama güdüsü, çocukların değil ama yani yetişkinlerin oyun oynamaya başlama güdüsü ne zaman başlamış olabilir dünya tarihinde? Yani biraz böyle derin düşünün ama çok da basit düşünün. Kimler olabilir dünya üzerindeki ilk oyuncular? Oyun oynama kavramını kim nasıl başlatmış olabilir? Yani serbest atış. Hiç bilmenize gerek yok. Söyle Alya, süper. Söyle Alya. Aç mikrofonunu. Doğunca. Doğunca. Mükemmel bir cevap. Nasıl oyun, yani doğunca nasıl oyun oynamaya başlamış olabilirler? Doğunca çocuk oyunları oynamaya başlamış olabilirler. Belki doğunca ilk önce ağlama numarası yapmış olabilirler. Hepimizin yaptığı gibi. Ondan sonra annemiz babamız bizi yatıştırdığında rahatlama numarası yapmış olabiliriz. Ondan sonra bizimle bir daha ilgilensinler diye, aa ben ağladığımda herkes benim başıma toplanıyor deyip yeniden numaradan ağlamış olabiliriz. Ben Ali, bu çok şahane bir cevap. Çok teşekkür ederim. Ben bundan da daha böyle daha da böyle gerilere gitmenizi istesem, oyun kavramı nereden çıkmış olabilir? Yani oynamak. Oynamak, size hadi biraz tüyo vereyim. Göstermek. Yani daha önce yaşanmış bir olayı yaşamayan insanlara, o olayın içinde olmayan insanlara o yaşadığı şeyi kim göstermek için oynayarak bunu başlatmış olabilir? Bu arada öğretmenlerim siz de yani sorulara siz de dahilsiniz. Ya hayatın kendisi zaten bir oyun Sevinç Hanım. Yani bir rol oynamak için geliyoruz aslında. Üzerimize biçilmiş kaderci yaklaşacağım biraz ben ama hayat başı başına bir oyun. Oynamaya geldik. İyi oynayanlar kazanacak mı bilmiyorum ama. Öykü, söyle Öykü. Aç mikrofonunu canım, söyle. Bence büyükken. Büyükken. Nasıl büyükken mesela? Anlat bana. Anne baba rolü oynamak gibi mi? İşte bir meslek sahibiysek oyuncu anne rolü oynamak gibi mi? Doktor baba, hem baba rolü oynuyor hem doktor rolü oynuyor. İşte benim gibi ise hem anne rolü oynuyor hem öğretmen rolü oynuyor hem oyuncu rolü oynuyor. Efendim? Öğretmen rolü. Öğretmen rolü. Var mı başka bir aklına böyle bir şey gelen? Aa bu olabilir mi acaba? Bu şu anda bana çok heyecan verdi. Bence böyle bir şey olabilir diye düşün. Hazal, evet Hazal. Tiyatroculardan. Tiyatroculardan. Peki tiyatrocuların da bunu öğrendiği birileri var. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Mert var mı hakkında bir fikir? Parmağını kaldırdın, gördüm seni. Söyle Mert. Anne babalar çocuklarını eğlendirmek için. Şahane cevaplar. Şimdi bunun arkadaşlar, o zaman ben size bilgi olan kısmını aktarıyorum. Dünyadaki ilk oyuncuların böyle çok geriye gidin, çok çok geriye ama hiçbirimizin olmadığı zamanlara gidersek eğer, ilk insanlar var biliyorsunuz. İsimlerini bilmiyor bile olsanız, Neandertaller diye ilk insanlar var, Homo sapiensler diye. Bunlar henüz herhangi bir dil konuşmayan, sadece avlanan ve avladıklarını yiyen insanlar. Yaşamlarını idame ettirmek için evleri yok, ormanlarda yaşıyorlar, ağaçların tepelerinde uyuyorlar. Öğretmenim sana hatırlatın, ağaçların tepesiyle ilgili çok enteresan bir başka heyecanlı bilgi vereceğim çocuklara. Arkadaşlar bu dünya, bu kocaman dünyadaki ilk oyuncular
ilk insanlar. Bu avlanan insanların içindeki avlanmayıp orman yerleşkesinde onları bekleyen özellikle kadın, çocuk olan komüne avlanıp geri gelen çocuklar, mikrofon açık. Daha henüz iletişime yolu dil değilken, sadece sesken ve bedeni kullanarak o gün ne yaşadıklarını birbirlerine homur homur anlatırken, bu insanlar bir ateşin başında toplanıyorlarmış geceleri ve o avlanan ilk insanlar kendi komünlerinin, kendi köylerinin, kendi bölümlerinin insanlarına o avın nasıl geçtiğini homur homur, bir tanesi o hayvanın kılığına girerek eğer oradaysa, avlayan insan kendi yaptığı şeyin taklidini bir daha yaparak, sonra bunların içinde duymuşsunuzdur mağaralar, mağara resimleri var dünyada. Duymayan varsa öğretmenleriniz size anlatır bizim Zoom'umuzdan sonra. Bunu böyle o ateşin etrafında heyecan içinde dinleyen bugünün ressamları da bu anlatılan avlanma hikayesini mağara duvarlarına çizerek te bu günümüze kadar kalmasını sağlamışlar. Dolayısıyla benim mesleğimin oyuncu ataları, anaları ta henüz ağızlarında dil olmayan, önlerinde tabak çanak olmayan, tepelerinde çatı olmayan ilk insanlar. Çok çok eski bir zamandan bahsediyorum. Te oradan insanoğlu, insan kızı kendine bir başını sokabilecek bir ev yaptığında, bugünkü gibi, şimdi birdenbire bugüne ışınlanırsak ışık hızında, arabalarla, sizin elinizdeki bütün tabletler, bugün bizi buluşturan bu Zoom programlarına kadar ilerleyen medeni seviyedeki karşılığı tiyatro oyunculuğu olarak geliyor. Halbuki bütün o ilk çağlardaki ressamlar duruyor, yazarlar duruyor, aslında oyuncular duruyor. Sadece tipimiz değişiyor, önceliklerimiz değişiyor, fiziksel değişiklikler yaşıyoruz, yerdeyken ayağa kalkıyoruz, dört ayaktayken iki ayağa kalkıyoruz gibi. Yani aslında bu mesleğin ataları bayağı bildiğiniz ilk çağda, görürsünüz o görselleri, öğretmenlerinizden isteyin, ateşin başında türküler, şarkılar yakarak hiçbir anlam, ne anlama geldiğini bizim anlayamayacağımız homurtular içerisinde konuşan ilk insanlar. Oradan geliyor meslek. Bütün mesleklerin birer okulu olduğu gibi bugüne kadar geliyor. Ve ben sizin yaşınızda, sizden biraz daha büyüdüğümde, oyunculuk okumaya karar verdiğimde geliyor bu işin okuluna sıra. Bu işin okulunun adı da konservatuvarlar. Bunu duymuşsunuz bir kelime olarak. Konservatuvarlarda sanatın bütün dallarının eğitimi veriliyor. Ne demek istiyorum? Bir müzik aleti çalmak istiyorsan, bir orkestranın bir parçası olmak istiyorsan, bütün müzik aletlerinin bölümü var. Opera şan bölümü var eğer ses sanatçısı olmak istiyorsan. Ya da benim gibi oyuncu olmak istiyorsanız, konservatuvarların oyunculuk bölümünde okuyoruz. Ondan sonra da bizim ülkemiz bu konuda artık çok şanslı bir ülke değil ama kendimize bir tiyatro seçiyoruz ki 90'lı yıllarda ben seçmiştim şehir tiyatrosu oyuncusu olmayı. Yaklaşık işte 30 senedir orada oyunculuk yapıyorum. Benim de serüvenim bu. Peki Sevinç Hanım, oynadığınız, yani tiyatro oyuncusunuz zaten, sanatçısı diyeyim, tiyatro ben oyuncusu. Ben onu ayırmıyorum hocam. Orada da şöyle bir yanlış anlaşılma var maalesef. Şimdi böyle bu yeni çağın yeni oyuncakları ve dünyanın birbirine bu kadar, dünyadaki bütün noktaların birbirine bu kadar yaklaşmasıyla genelde şöyle oyunculuğu, işte kamera önü oyunculuk, sinema oyunculuğu, televizyon oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu gibi bence çok komik başlıklara ayırıyorlar. Aslında bizim mesleğimizin tek bir adı var. Biz oyuncuyuz. Ve televizyonda oynamamız gerektiği zaman o ölçeğin ne olduğunu biliyoruz. Sinema perdesinde görüneceğimizi bildiğimiz zaman ona göre oynuyoruz. Ben şehir tiyatrosunda oynadığım bir oyunu kapalı bir salonda 300 kişiye oynarken daha küçük, daha gerçeğe en yakın, daha samimi yerden davranarak oynuyorum. Ama bizim tiyatronun sahip olduğu kocaman bir açık hava sahnesi var İstanbul'da. 5000 kişi seyredebiliyor bir gecede bir oyunu. Yani 5000 tane koltuk var karşımızda ve tepemizde gökyüzü. O zaman oyunculuk üslubu değişiyor sadece. Biraz daha büyüyor. Ne demek istiyorum burada? Şaşırıyorsam sahnede, rolümün gereğinde, 300 kişiyi oynarken daha küçük bir alan kullanırken yüzümde, 5000 kişilik sahnede oynarken kendimi biraz daha büyütüyorum. Burada da mesleğimde neyi hatırlıyorum? Bu iş size söylediğim dilin, sözün, sesin olduğu ama dilin, sözün, kelimenin olmadığı ilk çağlardan Yunan
tiyatrosuna gelince ki aslında bizim mesleğimizin profesyonel arteri orada başlar. Yunan tragedyalarından başlar. Onlar biraz daha böyle paganistik bir dönemdir. Çocukların şimdi kafası karışmasın. Biraz böyle çok tanrılı inançlar var arkadaşlar eski Yunan'da. Ve sahneye çıkarak tanrıların kılığına girmiş benim çok eski meslektaşlarım. İnsan olanlar, yani ilk çağlardaki homo sapienslerdi, şu an bize çok benzeyen meslektaşlarım. Eski Yunan açık hava tiyatrolarında şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, bir şehir kurulurken hani bugün mesela en gerekli şey AVM gibi geliyor ya, hani 100 metrede bir AVM yapıyorlar ya, eski Yunan'da 100 metrede bir açık hava tiyatroları yapıyorlarmış. Yani aslında bir milletin en çok ihtiyacı olan şeyin tiyatro, oynamak, sanat olduğunu düşünüyorlarmış. Sonra insan oğlu ve insan kızı başka şeylere konsantre olup bunu kaybetti. Bir alışveriş kültürü gelişti dünyanın her yerinde maalesef. Ama gittiğiniz yerlerde ailenize sorun. Biz bir gün bir Zoom'a katılmıştık. Bir hoca bize anlatmıştı. Burada bir açık hava tiyatrosu var mı diye sorun. 20 bin, 30 bin kişilik açık hava tiyatrolarıyla dolu. Dünyadaki bütün şehirler hemen hemen. Bizim ülkemizde de çok fazla var. Tabii bunlar bugüne gelirken çok yorularak, çok yıpranarak gelmiş yapılar ama esas yapının nasıl olduğunu gösteren modüller de var o gezdiğiniz öğren yerlerinde. Yani çok büyük bir ihtiyaçmış arkadaşlar. İnsanlar 20 bin, 30 bin kişi geceleri bir araya gelip tiyatro izlerlermiş. Çok özel yapılardır. Gideniniz var mı bilmiyorum ama yani seyahat ettiğiniz zaman ailenizle, benim mesleğimle de ilgilenenleriniz varsa annelerinize, babalarınıza sormayı ihmal etmeyin. Varsa o şehirde öyle bir açık hava tiyatrosu öğren yeri, gidip mutlaka benim için o koca hissi, o eski zamanlara böyle ışınlar insanı öyle yerleri gezmek, gidip bir bakın bakalım. Çok büyük gelecektir tabii şimdi size. Bana da çok büyük geliyor. Gidip bir bakın bakalım oralara. Peki tiyatro insana ne katar? Tiyatroyu izleyen çocuk, yetişkin. Ben orada da hocam küçük, çocuk ve yetişkin diye şöyle ayırmıyorum. Oyun türlerini tabii ki ayırıyoruz. Çocukların yaşlarına ve duygu durumlarına ve henüz öğrenmedikleri şeyleri onlara tiyatrodan değil de önce aile ve okul eğitiminde gösterip, her yaşın tabii belli gereksinimleri var. Ama bu anlamda seyirciliği hiç ayırmıyorum. Hatta ayıracak olursam da çocuk seyirciyi, yetişkinler kızmasın, bozulmasın, yetişkin seyirciden daha çok önemsiyorum. Çünkü hepimiz ailelerimizin çocuklarıyız. Yani ailede gördüğümüz görgü bizim nasıl yetişkinler olduğumuzu belirliyor. Hem iyi ki hem maalesef. Burası biraz karışık bir konu. Eğer aileden tiyatro izleme kültürüne sahip, olanakları da olan, çünkü dediğimiz gibi bu bir olanak meselesi. Siz şimdi ülkenin bir sürü yerinden konuklar var dediniz. Ben de ülkenin o bir sürü yerini dolaşan bir oyuncuyum. Yani ben evimden çoklukla çıkarak mesleğim sayesinde, mesela tiyatronun en büyük kazanımlarından biri, yani bana en büyük kazançlarından biri, hiç bilmediğim memleketlere, şehirlere, kendi ülkemde küçücük kasabalara, köylere giderek insanlara oyun götürüyoruz. Ve ne yapıyoruz? Onlara bir şey gösteriyoruz. Bir iki saatliğine, bir saatliğine onları bir dünyaya davet ediyoruz. Onları nasıl bir dünyaya davet ettiysek, bu dünya dediğim bir yazarın oyunu oluyor arkadaşlar. Bir metin. Ben onu ezberliyorum diğer oyuncu arkadaşlarımla. Böyle şey gibi düşünün. Futbol, basketbol takımları nasıl birlikte çalıştıkları zaman başarılı oluyorlar. Biz de tiyatro ekipleri olarak birlikte çalışarak sizi ikna edebilecek bir aşamaya getiriyoruz oyunu. Ezberliyoruz, çalışıyoruz, ödevimizi hazırlıyoruz. Ve sizi işte oyun süresi ne kadarsa o kadar zamanlığına bir dünyaya götürüp getiriyoruz. Mesela bir İngiliz yazarın yazdığı bir oyunu oynuyoruz. Siz belki henüz o güne kadar İngiltere'yi sadece okuduğunuz coğrafya dersinde bir ülke olarak biliyorsunuz. İşte Londra'yı da içinde bir şehir olarak biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Ben size oradan bir yazar getiriyorum. İsimler de öyle, oralı isimler, yabancı. Ve onların bir işte ya bir dramatik eser olur ya bir komedi eser olur. İki ana türe ayrılıyor. İçinde çok türe ayrılıyor. Sizin için gereksiz bilgiler. İki ana tür. Bir tanesi ağlayarak hislenmenize yol açıyor. Bir tanesi de gülerek hislenmenize yol açıyor. Ama her halükarda hisleniyorsunuz. Ve çıktığınızda bir dünyaya tanıklık etmiş oluyorsunuz. O dünyadaki dertlerle bir an için özdeşleşmiş oluyorsunuz. Eğer sizi inandırabilmişsem
eğer sizi etkileyebilmişsem. Hele ki sabah uyandığınızda hala benim oynadığım oyunu düşünüyorsanız ve bundan benim haberim oluyorsa, ki genelde oluyor, seyirciler ulaşıyor artık dünya küçüldüğü için biz oyunculara, artık benden mutlusu olmuyor. Çünkü ben de bir oyuncu olarak bir oyun izlediğimde ya da bir film seyrettiğimde, uyuyup uyandığımda hala onun içinden bir sahne, bir oyunculuk anı, bir karakter, bir olay, bir durum düşünüyorsam, anlıyorum ki o iş başarılı bir iş. Bu da bize çok zevk veriyor hocam. Yani ne demek bu? Bir kere dünyaya geliyoruz. Bir tane küçücük yaşamımız var. Kelebek gibiyiz koca evrende. Kısacık yaşıyoruz ve bu dünyadan geçiyoruz. Bu dünyada yolcularız. Ama oyuncu olduğunuz zaman sadece sevincin yaşamını yaşamıyorum. Mesela bugüne kadar oynadığım rollerin isimlerini düşünün, yerli yabancı. Hangi sezon, hangi oyunu oynuyorsam o kadının da yaşamını yaşıyorum. Yaşamını yaşıyorum derken burayı yanlış anlamayın. Sadece sahne üzerinde onun yaşamını yaşıyorum. Onun dışında beni acısı ya da mutluluğuyla etkilemiyor. Çünkü ben birini taklit ediyorum aslında. En temel. Oradaki taklit de bayağı biraz önce söylediğim. Avlanan ilk insan dedemden, ninemden tut. Doğduğunda Alya'nın dediği gibi ağlama taklidi yapan bebek, babalık taklidi yapan adam, annelik taklidi yapan kadın, öğretmenlik taklidi yapan başka bir kadın gibi iyi bir taklit yapmışsam beni izleyeni etkilemeyi başarıyorum. Zaten en büyük amacım da bu. Çünkü etkilemek istiyorum. Yani seyreden olmayı da çok seviyorum ama bu mesleği seçen ve 30 yıldır yapan biri olarak hani şunu itiraf edebilirim ki seyretmekten çok seyredilmek istiyorum. Aslında beni güdüleyen şey o. Her gece bana bakılsın istiyorum. Beğenilmek istiyorum. Alkışlanmak istiyorum. Bunun da sadece beni seyreden insanları etkilersem olabileceğini biliyorum. Onun için işim gücüm buna çalışmak. Benim mesleğimi diğer bütün mesleklerden bence ayıran ve işimi zorlaştıran şey de şurada arkadaşlar. Çok önemli. Yani bütün meslekler eşit önemli benim için hayatta. İnsan kendini mutlu hissedeceği işi bulduğunda, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Zengin olacağı, para kazanacağı, ünlü olacağı falan gibi bu yüzyılın hastalıklı kavramları değil. Bunları sevmiyorum bu kavramları. İnsan kendini mutlu edecek mesleği bulduğu zaman dünyadaki en zengin insan oluyor zaten. Buna emin olabilirsiniz. Onu seçtikten sonra da benim mesleğim dışındaki bütün mesleklerin bir okulu ve kitapları var. Yeterince çalışıp öğrendiğinizde doktorluğu, avukatlığı, öğretmenliği, yazarlığı, aklınıza ne geliyorsa o kitapları yiyip yuttuğunuzda başarılı bir doktor, başarılı bir avukat, başarılı bir marangoz, başarılı bir mimar oluyorsunuz. Benim mesleğimin de kitapları var arkadaşlar ama bitmiyor. Benim mesleğimin kitapları bitmiyor. Çünkü ben bugün bir doktor oynuyorum, yarın bir avukat oynuyorum, başka bir gün bir işte çiftçi oynuyorum, başka bir gün bir köylü oynuyorum, başka bir gün bir saraylı oynuyorum. Ve bunların hepsinin farklı dönemlerini oynuyorum. Yani yazar yazmış, bazen 1700'de geçiriyor, bazen 3800'de geçiriyor, fantastik oyun oluyor. Daha gelmedik 3800'de, düşünün. Bazen günümüzde geçiyor. Dolayısıyla ben eğer yeteri kadar bilgi sahibi olmadığım bir dönemse ne yapıyorum? Gidiyorum 1700 yılının bütün önceliklerini başlıyorum okumaya. Benim işim çok zor arkadaşlar. Bu yüzden benim işimde öğrencilik hiçbir zaman bitmiyor. Okul bitiyor. Okul bitince de zannediyorsunuz ki bitirdim oyunu, artık oyuncu oldum. Evet, tabii ki teknik olarak oyuncu oluyorsunuz ama öğrenciliğiniz ölene kadar bitmiyor. Ben sizinle şimdi bu Zoom'u yapıyorum. Sonra hafta sonu başka bir atölyede öğrenci oluyorum. Eksik bulduğum taraflarımı, ilgilendiğim ve eksik olduğumdan emin olduğum taraflarımı geliştirmek için sürekli benden daha iyi bilen insanlardan bu işin dersini alıyorum. Ondan sonra bilmeyen öğrencilerime de öğrendiklerimi öğretmeye çalışıyorum. Onun için benim işim biraz zor. Benim mesleğim biraz zor bir meslek. Bugün biraz televizyonla, televizyonun bizde açtığı hasarla, ben onu öyle diyorum, şey değişti. Oyunculuğu böyle her isteyenin ve gönül koyanın hemen olabileceği ve televizyona hemen çıkabileceği bir şey zannediyor. Özellikle bizim ülkemiz. Çünkü çok fazla show programımız var, çok fazla yarışma programımız var. Geçen sene ünlü olanların hiçbirini hatırlamadığımız bir dünya var. Bu senenin ünlülerini hiçbir zaman hatırlamayacağımız bir önümüzdeki sene var hayatımızda. Hep böyle gelişiyor. Dikkat edin.
çok popüler isimleri düşünün. Oyuncu olmayan ama televizyona çıkan. O kadar anlık bir şey yaşıyorlar ki. Neden böyle yaşıyorlar? Çünkü okumaya ve araştırmaya niyetleri yok. Anlık parlıyorlar. Parladıkları hızda da sönüyorlar. Eğer benim mesleğimi seçmeye karar vermiş bir arkadaş varsa şu anda bu koca dersliğin içinde şunu bilmeli ki az uyuyacak, çok az tembellik etme hakkı olacak, çok çok fazla çalışması, çok çok fazla okuması, merak duygusunu hiç kaybetmemesi ve kendini sürekli olarak geliştirmesi gerekecek. Zor bir iş, zor bir meslek. Sevinç Hanım, 7 dakikamız kalmış ilk bağlantı için ama konuşalım. Sonra bir bağlantı daha yaparsanız, çocuklarımızın sorularını kabul ederseniz. Şimdi cidden tiyatro sanatçısı, oyuncu olmak zor. Dediğiniz çok gibi meşakkatli bir çalışma, bitmeyen bir çalışma. Sürekli üzerine koymanız gerekiyor. Bugüne kadar, ya ben size ilk, hani yaşlarımız yakın, ben 1980 doğumluyum, Süper Baba'yla, yani hatta bugün açılışı onunla yapacaktım, müziğiyle yapacaktım. Çok her duyduğumda, yani rahmetli, babam da rahmetli, sürekli bu şarkıyı duyduğum zaman içim cız ediyor benim çünkü. Olmadı ama onunla tanıdım. Hala çok seviyorum. Sürekli takip ediyorum zaten sizi de. Bugüne kadar oynadığınız oyunlarda, rol aldığınız rollerde daha doğrusu size en yakın hangisiydi? Yani ben evet burada Sevinç'i buldum, Sevinç'i oynadım. Şimdi bu soru çok gelir. Okul röportajlarında da gelir. Sizin gibi böyle eğitmenler de çok soruyor. Ben de hemen şöyle bir cevap veriyorum buna. Hepsiydi hocam. Çünkü Sevinç'e daha yakın bir şey, yani bir tanesinin bir diğerini aşıp da bu en yakınıydı bana dememe imkan yok. Çünkü hepsinde benden bir şey vardı. Biz oyuncular hangi yazarın hangi dönemde geçirdiği ne oyununu oynarsak oynayalım, kendi içimizden bulmak zorundayız. O oynadığımız kız çocuklarını ya da işte kadınları, meslekleri neyse o rollerin gerektirdiklerini. Dolayısıyla hepsi bende. Ha, buna nasıl bir ekstra hani katkı yapabilirim cevabıma? Hangisi beni en çok etkiledi? Hangisini dönüp bir daha oynamak isterim? Hepsini dönüp bir daha oynamak isterim. Çünkü insan çok değişiyor, biliyorsunuzdur. Hangisini şu anda geri dönüp oynasam daha iyi oynayacağımla ilgili bir hissim var. Çünkü ben değişiyorum, dönüşüyorum. Her gün daha iyi biri olmaya çalışıyorum. İyi bir oyuncu demiyorum. Her gün daha iyi, daha şifa veren, daha şuurlu, daha farkındalığı yüksek biri olmaya çabaladığım ve bu yönde kendimi eğittirmeye de çabaladığım için hepsini geri dönüp bir daha oynama şansını yakalamak isterim. Ve hangisini en çok severek oynadığım da sorulduğu için hani ekstra cevap vereyim. O sırada, şimdiki zamanda ne oynuyorsam en çok onu seviyor oluyorum. Mesela şu anda Lot Wekemans diye bir Dutch yazarın Zehir diye bir oyununu oynuyorum. Rolümün bir ismi yok. Kadın rolün adı. Zor, dramatik bir eser. Çocuklara göre değil. Çocukla ilgili bir konu ve üzücü bir konu oynuyoruz. Bir işte evli çiftin çocuk kaybından sonra 6 sene sonra bir araya gelmeleri üzerine kurulu zor bir metin. Şu anda en severek oynadığım oyun o. Şu an oynayamıyorum da yani. Ekim'de başlamıştık oynamaya. Ama bu Zoom'u sizinle Mayıs'ta yapıyor olsaydık. Mayıs'ta da çok ünlü bir Fransız yazarın Molière. Hatta sahnede ölmüş. Kendi yazdığı, hatta benim oynadığım oyundaki rolü, yani benim rolümü değil ama partnerimin rolünü oynarken sahne üzerinde ölmüş bir yazar. Üstelik oyunun adı Hastalık Hastası. Adam bütün çevresi tarafından kandırılan, hasta olduğuna ikna edilip serveti sürekli tırtıklanan Monsieur Argan diye hiçbir hastalığı olmadığı halde bu böyle numaracı, dalavereci doktorların çok hastasınız dedikçe çil çil altınlarını saçarak iyileşmeye çalışan bir adam ve sonunda gerçekten ölüyor. Molière sahne üzerinde rolü oynarken. Ben de onun böyle cabbar, Molière'in hizmetçileri çok önemli rollerdir. Gerçeği bir tek o görüyor. Adamın hasta olmadığını biliyor. Onu kandıran doktorların onu kandırdıklarını biliyor. Yani oyunun aslında aklı hizmetçi. Ben onu oynuyorum. İsmi Tuanet rolümü. Mayıs'ta konuşsaydık en çok Tuanet'i seviyor olacaktım. Bugün Lot Wekemans'ın Zehir'indeki kadını en çok seviyorum.
3 ay sonra bir Zoom yaparsak ben o sırada yeni bir rol çıkarmış olursam en çok onu sevdiğimi söylüyor olacağım. Çünkü o an onunla, onunla derken o başka biri değil benden, öyle anlaşılmasın. Sadece rolü çok seviyor olacağım. Ve hepsi ben. Yani benden bir parçası olmayan hiçbir şey oynamadım. Zaten oynanabileceğine inanmıyorum. İşte o zaman kötü tiyatro oluyor zaten. Kötü oyunculuk oluyor. Çocuklar bilmiyordur, buradaki hocalarım biliyordur. Genelde mecliste partiler birbirleriyle atışırken bana tiyatro yapma diyorlar. Ben de böyle ana haberde izlerken keşke yapabilseniz diyorum. Çünkü biz aslında insanı insana, insanla anlatan çok özel bir sanatın erbaplarıyız. Yani öyle bir zümrenin erbaplarından biriyim ben, ya da işte varlıklarından biriyim diyeyim. Hiç öyle mecliste söylendiği gibi sahte bir şey değil tiyatro yapmak. Oldukça güç bir şey çünkü hayatın ta kendisi. Hayatta olmayan hiçbir şey tiyatro sahnesinde olmuyor. Dolayısıyla sevinçte, yani bende, benim özümde olmayan hiçbir şey de benim oynadığım bir rolde olamaz. Yani ben neysem o rolün gereklilikleri de benim içimden çıkıyor provalar sürecinde. Harika. Bir eviniz, yani bir eğitim adına açtığınız bir yer var. Erbulak Evi diye geçiyor. Ailece hatta siz varsınız. Ablanız Ayşe Erbulak. Yeğeniniz Daha Bey var. Değil mi? Aynen. Oradaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Orası şu anda dondu. Tıpkı şu anda donan dünyanın gerçekleri. Şöyle, Zoom üzerinden sadece yazarlık devam edebiliyor. Çünkü oyunculuk Zoom üzerinden devam edebilecek bir şey değil. Biz birbirimize dokunmadan bu işi bir başkasına, özellikle çocuklara aktarabilmemize imkan yok. Zaten çocuklar bizden çok daha iyi oyuncu her şekilde. Biz onlardan öğreniyoruz. Oyunculuk kısmı donduruldu, yazarlık kısmı devam ediyor. Bu maskelerimizi çıkarma iznini hayat bize yeniden verdiğinde tekrar aktif olarak fiziksel derslerimiz başlayacak inşallah. Evet. Ya eğitmenlik kısmınız var, zaten oyunculuk kısmınız var, yazarlık kısmınız var, kitabınız var. Yani komplike bir sanatçı diyeyim ben size. Hepsini bir potada